Ustanın kaynağından selamlar. Bir cümle, bir kelime, bir harf bile olsa ilgili kişilere destek olabilmek amacıyla çektiğimiz videolarımıza devam ediyoruz ve sevgili Nurettin hocamızla yine beraberiz. Herkese merhabalar. Herkes iyidir umarım. Savaş, sen nasılsın? İyi misin? Eyvallah, iyiyim hocam. Siz? Bomba gibi. Bir enerji alayım, enerji vereyim sana. Eyvallah, eyvallah evet. Hocam. Hocam, soranlar oldu. Niye Nurettin hoca su bardağıyla çay içiyor diyorlar. Önce bir yudum alayım. ...88-89'lu yıllarda meslek lisesinde ben staj yaptım. Daha yıllar öncesinde. Yıllar öncesinde. Evet. Sivas'ta. Sivas Tüdem Saç Fabrikası'ndan. Türkiye Demir Yolları Sanayi Anonim Şirketi'nde. Çok kaliteli ustaların elinde yetiştik biz. Onlara buradan da minnet ve şükranlarımı gönderiyorum. O dönem içerisinde işte yemekten öncesinde ve yemek sonrasında, öğleden sonra 15 dakikalık çay molaları vardır. O molada bir kişi görevlendirilir. O çayı demler. Fakat çayın bir özelliği var. O da kalay kaplı bakır çaydanlıklar içerisinde çaylar demlenirdi. Ama mükemmel bir lezzeti vardı o çayında. Çay molası denk geldiği zaman herkes toplanırdı, postalar toplanırdı. Postalarda yaklaşık 10-15 kişilik gruplardan oluşurdu. Bunlar toplandığı zaman o gün yaşanan işle ilgili herhangi bir problem varsa çözüm yollarına yönelik olarak konuşulurdu. Aynı zamanda keyifle çaylar içilirdi. Benim için çok büyük etkisi oldu. Herkes büyük su bardağı tarzı büyük bardaklarda içerlerdi. O zaman çok kupa yaygın değildi. O alışkanlık buradan geliyor. Her çay içtiğimde, büyük bardakla çay içtiğimde o güzel günler aklıma geliyor. O zaman buradan Sivas Tüdem Saç'taki hem geçmişteki hem de mevcut çalışanlara selamlar olsun. Ben de bizde emeği geçen tüm ustalarımıza sevgi selamlarımı gönderiyorum. Herkese çok selamlar. Gözleriniz mi doldu hocam? Evet, etkilendim. Oy çünkü yana. Gerçekten çok değerli insanlarla tanışma fırsatı buldum orada. Hocam, bugünkü konumuz otomatik kararan kaynakçı baş maskesinin fonksiyonları ile ilgili. Bu fonksiyonların nasıl ayarlanması gerektiği, ne işe yaradıklarını sizden öğreneceğiz. Evet. Bu başlıkta kendinden kararan maskelerde ön camında kullanılan teknolojiden bugün bahsetmeyeceğim. Sadece fonksiyon olarak nasıl kullanmamız gerektiğini bahsedeceğim. Hadi o zaman geçelim. Geçelim. Evet. Otomatik kararan kaynakçı baş maskesinden bahsedeceğim. Bu elimdeki görmüş olduğunuz maskede 6 tane fonksiyon var. Bazı maskelerde ise 3 fonksiyon var. Bazılarında 4 fonksiyon var. Bu elimdeki maske tüm fonksiyonları kapsadığı için bunun üzerinden anlatacağım. Maskenin üzerindeki sürgülü buton ile grind konumuna aldığımız zaman taşlama işlemi gerçekleştirilir. Welding konumuna aldığımız zaman ise kaynak işlemini gerçekleştiririz. Grind konumundayken üzerindeki mevcut olan şu görmüş göstermiş olduğum tüm fonksiyonlar devre dışı kalır taşlama boyunca. Ekranda kararma meydana gelmez. Welding konumuna aldığımız zaman üzerindeki tüm fonksiyonları kullanıyoruz. Welding konumundayken ilk ayarlamamız gereken kaynak amperine uygun olarak koyuluk oranı, şehit dediğimiz koyuluk oranını ayarlamamız gerekiyor. Bu koyuluk oranı 5 ila 8 fonksiyonu var. Koyuluk derecesi, koyuluk oranı. Bir de 9 ile 13 var. Genelde kaynakta 9 ile 13 olanı kullanılır. 9 ile 13 olanı kullandığımız zaman, bu fonksiyonu aldığımız zaman üzerindeki 9, 10, 11, 12, 13 seçmiş olduğumuz ampere uygun olanı seçiyoruz. Diğer fonksiyonlara geçiyoruz. Bu fonksiyonlara da baktığımız zaman delay olarak ifade edilen kaynak bittikten sonra, arc söndükten sonra ekranın aydınlanma süresini belirliyor. Yani bir süre daha ekran koyu kalıyor. Eğer biz bunda delay gecikme demektir. F fast hızlı, S slow yavaş anlamındadır. Eğer biz hızlı konuma aldığımız zaman kaynak işlemi biter bitmez, yani arc söner sönmez hemen ekran aydınlanacaktır. Slow konumuna aldığımız zaman ise ekran kaynak işlemi bitmesine rağmen bir süre daha koyu kalacak. Sonradan açılacaktır. Bunun süresi tahmini 1,5-2 saniye kadardır. Sensitive ayarı ise, yani hassasiyet fonksiyonu, L konumunu aldığımız zaman arc ışığını görür görmez daha yavaş kararacaktır. High konumunu aldığımız zaman hızlı bir şekilde kararacaktır. Bu fonksiyonun özelliği ise
Eğer yakınımızda kaynak uygulaması yaparken yanımızda bir ark oluştuğu zaman bizim dışımızda bir başka kaynakçının arkını buradaki sensörler gördüğü zaman, bu maskenin sensörleri gördüğü zaman low konumunu alarak ekranın kararmasını geciktirmek gerekiyor. Aksi halde kaynak işlemini düzgün başlama işlemi gerçekleştirilemeyebilir. High konumu nerede kullanılır? Düşük amperlerde kaynak yapıldığı zaman kaynak maskesinin üzerindeki sensörler arkı algılamayabilir. Bu da kaynakçının gözünü almasına, kaynak almasına sebebiyet verir. Bunu önlemek için high konumuna, en yüksek konuma alınır. Alındığı zaman düşük amperlerde dahi sensörlerin yüksek aktivitede çalışmasını sağlayarak ekranın hızlı bir şekilde koyulaşma işlemini gerçekleştirir. Bu maskenin üzerinde test fonksiyonu var. Bu fonksiyon kaynak işlemine başlamadan önce test fonksiyonuna basarak ekranın kendiliğinden kararıp tekrar aydınlandığını görürüz. Bu işlem gerçekleştiği takdirde mevcut olan üzerindeki tüm fonksiyonların çalıştığı anlamına gelir. Bu şekilde test işlemi gerçekleştirilir. Hemen üst tarafında bir LED lambasının olduğu low battery, yani düşük pil anlamındadır. Eğer bu kullanmış olduğumuz maskenin pili zayıfladığı takdirde buradaki ışık yanarak sinyalini verir ve bu sinyalle gördüğümüz zaman pilini değiştirmemiz gerekir. Test fonksiyonunu kontrol ediyorum. Şu an basıyorum, bıraktım, tekrar basıyorum, bıraktım. Evet. Şu an bu maske çalışıyor. Bu maskenin üzerinde ADF9120 olarak modeli belirtilmiştir. Aynı zamanda standartlar yazmaktadır. Kendinden kararan maskede olması gereken ANSI Z87.1 ve Avrupa standardına göre de IN379 standardı bulunması gerekmektedir. Üretici firmalar sadece bu standartların ismini yazmakla kalmayıp aynı zamanda bu standartları ürettiğine dair sertifikalandırmak ve son kullanıcılara beyan etmek zorundadır. Hocam, otomatik kararan kaynakçı baş maskesinin fonksiyonları ile ilgili bizi bilgilendirdiniz. Yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merak ettiğiniz konular, sorular varsa paylaşmanızı rica ederiz. Evet. Kaynak teknolojisi ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa bekleriz. Bekleriz. Evet. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.